birlikte. Sayın Öcalan, hepinize bu direnişe omuz veren, bunu demokratik bir zemine oturtan herkese büyük selamlar gönderdi. Üzerimizde kalmasın. Yoldaşlar, Türkiye'de 12 Eylül faşist cuntasıyla bir mücadeleye başlayan Kürt halkına, ilk kucak açan kardeşleri Rojava halkı olmuştu. Bu insanların gidecek bir yeri yokken onlara kucak açtılar, kendilerini siper ettiler. Sadece Kürt halkından, oraya gelen Kürt devrimcilerine değil, Türkiye'li bütün devrimcilere yaptılar bunu. Bugün de bizim bütün Türkiye halkları olarak Rojava halkına bir dayanışma borcumuz vardır. Bu borcu yerine getirmenin günüdür. Bugün egemenler Cenevre'ye Kürt halkı kendisi olarak gelemez derken, işte o başlangıçtaki bahsettiğimiz üstenci bakışın bir yansımasıdır. Halen bu halka demokratik bir direnişi, ulusal demokratik bir kimliği reva görmemektir. Aslına bakarsanız Kürt halkı da bunu başkalarından ümit etmeyi çoktan bırakmıştır. Ne yapacaksa kendi elleriyle, dostlarıyla, dünyanın bütün mazlum halklarıyla dayanışarak yapacaktır. Bugün gelinen nokta bunun en bariz örneğidir. Tekrar selam olsun onlara ve onlarla dayanışma gösteren bütün mazlumlara, bütün devrimcilere. Hükümet bu iş başladığı zaman sabah açıklama yaptı. İkindi namazını Şam'da kılmayı düşünüyorlardı. Allah 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 diye gideriz, ikindi namazını orada kılarız dediler. Üstünden geçti aylar, neredeyse yıllar. Bugün Kürt halkının önerdiği demokratik çözüm noktasına geldiler. Söyleyemiyorlar. Çünkü uluslararası emperyalist sistemle kendi çıkarlarını bir göbek bağı gibi bağlamışlar, kopamıyorlar. Ama bu halkın hiçbir şeyi yoktu. Onların bütün tanklarına, toplarına, kimyasallarına karşı sadece göğsünü siper ederek bugünlere getirdi. Buradan hükümete de sesleniyoruz. Eğer insanlığın tarihine kara bir leke olarak, ki bir anlamda geçtiniz, ama bu kara lekeyi temizlemek istiyorsanız yapacağınız şey Kürt halkıyla Kürt halkı arasına, Kürt halkıyla Arap halkı arasına, Kürt halkıyla Türk halkı arasına aşılmaz sınırlar inşa etmek değil, var olanları ortadan kaldırmaktır. Sınırlarınız, çünkü bu halkların mücadelesi karşısında kağıttan birer sayfaya dönüşecek, yırtılıp atılacaktır. Siz ya tarihin emrine uyacaksınız ya insanlığın hafızasına kara bir leke olarak geçeceksiniz. Namaz kılacaksanız Rojava'ya gitmenize gerek yok. Allah'ın evi bütün yeryüzüdür. İstediğiniz yerde namaz kılın. Ama bunun için başka halklara zulüm etmeyi, savaş çığırtkanlığı yapmayı bırakın artık. Bir karşılığı yok. Rojava'nın barışı Türkiye'nin barışıdır. Türkiye'nin barışı da Rojava'nın barışıdır. Birbirinden ayrılamaz. Siz bir insanı
ortadan ikiye bölebilir misiniz? Kürt halkı da böyledir. Bir bütündür. Ortadan ikiye bölemezsiniz. Böldüğünüz zaman ya da buna teşebbüs ettiğiniz zaman size tepki gösterecektir. Nitekim bugün de gelinen nokta bunun en açık delilidir. Sevgili arkadaşlar, tutsak vekillerimiz de çıktılar mücadelemize. Cezaevinden değil, artık alanlardan, buralardan bize destek veriyorlar. Şu anda da yanımızdalar. Onlar da size hitap edecekler. Ben buradan onları da selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum mücadelemize. Mücadelemizin bu alanına hoş geldiniz. Çünkü onlar da zindanları birer mücadele alanına çevirdiler. Dolayısıyla duvarların, sınırların bize bir engel teşkil etmeyeceğini diğer bütün tutsak arkadaşlarımızla beraber gösterdiler. Kutluyoruz onları da, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi önümüzde bir seçim var. Bu seçim artık salt yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçim olmaktan çıktı. Artık dünyanın, Orta Doğu'nun, bölgenin ve Türkiye'nin barışına dair de bir referandum niteliği taşımaktadır. Onun için eğer bütün bölgede, giderek bütün dünyada barışı kurmak istiyorsak, radikal tam bir demokrasiyi yeniden inşa etmek istiyorsak, bu yerel yönetimde halkların adaylarına gereken desteği vermemiz tarihseldir. Sizin de bunun bilincinde olduğunuzu biliyoruz. Bütün yoldaşlarımızla, bütün bileşenlerimizle, HDP olarak, BDP olarak, SDP olarak, SP olarak, MHP olarak, bağımsız demokratik devrimci yoldaşlarımız, Aleviler, Ermeni halkı, bütün inanç temsiliyetleri el ele, kol kola sadece yerel yöneticilerimizi değil, barışı oylayacağız. Yaşasın barış, Büji Aşit'i, on Serkeftin, on Serkeftin, Serkeftin Yamebe, hepinizi saygıyla selamlıyorum.